Dört Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler için gerçekten yine güzel olacağını düşündüğüm bir içerik hazırladım arkadaşlar. Birçok kardeşimizin Instagram'dan bana bu tür konularda yorumları geliyor. Soruları geliyor. Abi Avrupa'da, İsviçre'de biz üniversite nasıl okuyabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Ne konular gerekiyor? Ne tür evraklar gerekiyor? Nereye başvuru yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bana birçok soru geliyor. Tabii ki ben bu konuları net fikir sahibi olmadığım için sizlere de pek bir şey söyleyemiyorum. Zaten bununla ilgili Avrupa'da yaşamakla ilgili bir video hazırlamıştım. Ama dediğim gibi bu konuyla ilgili araştırma yapmama rağmen herhangi bir şeye ulaşamamıştım ki bir gün internetten, yani Instagram aracılığıyla Serdar kardeşimle tanıştım. O gelip burada üniversite okumuştu. O şekilde bir ortak nokta bulduk, konuşmaya başladık ve kendisiyle bir video yaptık. Biz onun kanalında şu an yayınlanıyor, çok da güzel bir video oldu. 2021'in İsviçre ve Türkiye'deki market fiyatlarıyla alakalı, yani bir yıl içerisinde ne kadar bir değişim olduğuna dair bunu kanalında izleyebilirsiniz. Ve ben de kendisinden hazır burada üniversite okumuşken ve bu konuya da hakimken, kendi çapında tabii ki bu dediğim gibi çok farklı bir konu, çok geniş kapsamlı bir konu Avrupa'da üniversite okumak, kendisinden rica ettim. Kendisi de sağ olsun beni kırmadı, sizler için dili döndüğünce bildiklerini aktardı. Ben ona birkaç soru yönelttim, o da sağ olsun bu sorulara cevap verdi. İsviçre'de üniversite okumak isteyen veya Avrupa'da üniversite okumak isteyenler için faydalı olacağını düşündüğümüz bir video olduğunu düşünüyoruz. Kendisiyle de ilgili sorularınızı, kendisine sormak istediğiniz ekstradan sorular olursa da açıklamada kanal linkini bırakacağım. Videonun sonuna bağlantı linkini bırakacağım. Kanalına abone olarak hem destek olabilirsiniz hem de kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Size içtenlikle yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Ben kendisine kefilim. Hadi sözü fazla uzatmadan videoya geçelim. Bakalım İsviçre'de veya Avrupa'da üniversite okumak için ne yapmak gerekiyor? Nerelere başvuru yapmak gerekiyor? Ne tür zorluklarla karşılaşıyoruz? Burada geçim nasıl oluyor? Hadi bakalım nasılmış görelim. Evet, herkese merhabalar. Ben Serdar. Bugün sizinle beraber 44 Motovlog kanalının sahibi Kemal abinin konu olacağız. Umarım güzel bir video geçireceğiz. Bu videoda genel olarak Avrupa'da eğitim, Avrupa'ya nasıl gelir eğitim amaçlı, bunları konuşacağız. Ancak tabii ki ben bunların hepsini cevaplayabilecek yetkinlikte birisi değilim. Çünkü illa Avrupa çok geniş bir kavram. Her ülkenin farklı yasaları var, her ülkenin farklı kuralları var. Dolayısıyla ben hepsinin nasıl olacağını, hatta üniversitenin üniversiteye bile değişen bir şey bu, hepsini cevaplayamam. Ancak genel olarak kendim nasıl gittiğimi anlatabilirim belki sizlere ve birazcık araştırma yaptım Kemal abiye katkı sağlayabilmek açısından. Bunları sizinle paylaşabilirim. İlk başta ilk sorumuz, neden Avrupa'da okumak istediğinde, hemen bunun cevabıyla başlayalım. Neden Avrupa? Kim istemez ki diyeyim. Şimdi şöyle ya, bir gerçek var. Avrupa bizden genel olarak gelişmiş, her açıdan olmasa da genel olarak gelişmiş bir ülke, topluluğu, ülkeler. Özellikle İsviçre anlamında çok gelişmiş, medeniyet seviyesi yüksek bir ülke. Refah seviyesi eğer birçok sıralamaya baktığınızda da ilk üçte olan bir ülke. Bu yüzden İsviçre'ye de kim gitmek istemez ki diyeyim. Bunun yanı sıra şöyle, zaten ben Erasmus programı ile gittim bu arada. Erasmus öğrenci değişim programı zaten Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirilen bir değişim projesi. Dolayısıyla Avrupa'ya gitmek aslında zorunluydu. Ancak Avrupa, yani illa Erasmus olmasa da ben yine Avrupa'ya gitmek isterdim diye düşünüyorum. Aynı zamanda ben hukuk okuduğum için İsviçre'den birçok hukuk almışız. Hala bile İsviçre hukuku ülkemizde etkili olabiliyor. Nasıl etkili olabiliyor? Onlar bir değişiklik yaptığında Türk kanun koyucusu diyor, biz de değişiklik yapabiliriz bu konu hakkında. Veya İsviçre Federal Mahkemesi'nin aldığı bir karar hala Türk mahkemelerinde alınan bir kararda ön ayak olunabiliyor. Dolayısıyla ben de kendi ilgi alanımdan dolayı Avrupa'yı tercih ettim. Yani İsviçre'yi tercih ettim. Ancak dediğim gibi Avrupa'nın herhangi başka bir ülkesine de gitsem üzülmeyeceğimi belirtmek isterim. Evet, konuyla ilgili ikinci sorumuz, Avrupa'da okumak için istenen şartlar neler? Ancak ilk soruda da belirttiğim gibi Avrupa çok geniş bir kavram. Yani Avrupa'da her ülkede farklı kurallar, farklı şartlar getirilmiş olabilir. Bu yüzden ben hepsi hakkında konuşamam tabii ki. Ancak Erasmus programı üzerinde birazdan konuşacağım sizinle neler gerektiği ile ilgili.
Ancak İsviçre'de direkt üniversite okumak istiyorsanız bunlar için neler gerekli? Onları söyleyeyim. Lise diploması gerekiyor olabilir. İşte başvuru formu, motivasyon mektubu. Eğer bir 4 yıllık ya da 2 yıllık lisansınız varsa bunlarla ön lisans programından belgeniz varsa bunlarla başvurabilirsiniz. Ancak bu her üniversitenin üniversiteye farklılık gösterecektir. Ben şu an ne dersem yanılmış olurum, yanlış olurum. O yüzden siz kendiniz araştırma yapmanız gerekir. Siz kendiniz kesinlikle araştırma yapmanız gerekir. Bunu neden söylüyorum bakın tekrar tekrar söyledim. Çünkü geçen adamın birisi bana yazmış. Abi İsviçre'ye vize nasıl alınır? Yani kardeşim bunu bana sorma. Ya da ya çok komik sorular oluyor. Diyor ki abi diyor sen diyorum ki sen mail at. Öğren yani neler gerekiyor öğren. Abi diyor benim İngilizcem Almancam yok nasıl öğreneyim? Kardeşim eğer senin İngilizcen Almancan yoksa zaten sen buralara başvuramazsın. Çünkü istenen şeylerden birisi de dil yeterlilik belgesi. Eğer senin dil yeterliliğin yoksa sana adam nasıl eğitim versin? Yani bunları düşünün. Araştırın, kendinizi geliştirin. Ondan sonra bunları düşünmeye başlayın. Bunun dışında Erasmus sonrası gidildi. Erasmus ilk başta kendi ülkenizde bir üniversite kazanmanız gerekiyor. Daha sonra işte bununla ilgili bir tane sınav yapılıyor size İngilizce yeterliliğinizle ilgili. Ve ortalamanızla bir ortalaması alınıyor o ikisinin de. Bunun üzerine bir işte gitme şansınız oluyor Erasmus'a. Bununla ilgili detaylı bilgi verdiğim bir videom var benim. Kanalımı ziyaret edip bakabilirsiniz. Yani özellikle Erasmus genelinde. Ancak dediğim gibi diğerinde şartlar değişebiliyor. Örneğin Zürich Üniversitesi'nde duymuştum. Farklı bir her bölüm için farklı bir sınav getirilebiliyormuş. Dediğim gibi bunlar araştırılması gerekiyor. Öğrenci işlerine yazın. İnternet sitesinde bilgi olabilir. Bunlara bakın. Yani kendiniz araştırın. Ben size en verebileceğim tavsiye bu. Çünkü ben genel konuşurum. Yanlış olur. Sizi yanlış yönlendirmiş olurum. Bu yüzden kendi araştırmanızı yapmanızı özellikle ben size tavsiye ediyorum. Bir diğer sorumuz nerelere başvuru yapılmalı? Yine bu dediğim gibi tüm soruları aslında farklılık gösterecektir. Ancak üniversitenin kendisine tabii ki ilk başvuruyu yapmanızı öneririm. Daha sonra vize için gerekli işlemleri zaten konsoloslukta halledeceksinizdir. Bunun dışında Erasmus için nerelere başvurmanız gerekiyor? Erasmus için Erasmus ofisi var üniversitelerin. Bu Erasmus ofislerine başvuru yapmanız gerekmekte. Bu kadar özetleyebilirim size. Aslında gelmeden kalacak yer ayarlamak sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü benim Erasmus işlemlerim aslında biraz uzun sürdü. Yani gidip gitmeyeceğim bile vize alınması da yine benim bir ay kadar sürmüştü. Yani gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim? İnanın son bir hafta kalana kadar emin değildim kendi açımdan. Bu yüzden yani gidip bir tane yurt ayarlasam, şimdi bir sözleşme imzalasam, bunu daha sonra ne yapacağım? Yani bu sözleşmeye uyabileceğim mi belli değil. Bu yüzden emin olmayarak aslında araştırma yapmaya başladım. Birkaç tane paylaşımlı evi vardı. Paylaşımlı evlerdeki arkadaşlara yazdım. Hiçbiri cevap vermedi. Burada birazcık aslında Türklere önyargıyla bakılmasının da bir etmen olduğunu söyleyebilirim size rahat bir şekilde. Bu yüzden aslında biraz daha nasıl diyeyim uzak yani çok sıcak bakmıyorlar yurt dışındakiler Türklerle ev sahibi yapmaya. İlk başta tanımadığı bir insan olarak aslında. Çünkü tanıdıktan sonra gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Onlar da beni sevdi yani hala konuşuruz. Çok da iyi insanlar aslında. Ancak dediğim gibi bir önyargı oluyor. Medyadan dolayı olabilir. Devlet politikasından dolayı olabilir. Bir önyargı kesinlikle var. Bu yüzden paylaşım evi bulmak zordu. Ben de yurtları araştırmaya başladım bunun çerçevesinde. Okulun kendi yurdu yok direkt olarak. Ancak okulla bağlantılı ya da başka kurumlarla bağlantılı yurtlar olabiliyor. Bu yurtlardan biriyle konuştum. İlk başta yer olmadığını söylediler ancak son anda şansıma birisinin gelmeyeceği ortaya çıktı ve o şekilde bana da bir yer açıldı ve gelmeden 7 gün önce bu şekilde buldum. Ancak size gelene kadar böyle Airbnb veya Couchsurfing'den bulacağınız bir yerlerde kalıcı olmayacak kısa süreli böyle 7-8 günlük yerler ayarlamanız eğer yer bulamazsanız gidene kadar. Daha sonrasında bu bekleme sürelerinde orada direkt bizzat kendiniz giderek insanlarla tanışmanızı ve yer bulmanızı öneririm. Bununla ilgili siteler var. Yine okulların kendi sitelerinde accommodation bölümü oluyor. Bu kısma girerek hangi kalacak imkanlar olduğunu bulabilirsiniz. Yine her kantondan, her ülkeden farklılık yaşayacağınız için, farklılık göstereceği için bu size net bir bilgi veremiyorum. Kendiniz gideceğiniz ülkeye göre araştırmanızı yapın. Öğrenci işlerine yazın gerekiyorsa. Ve ben her yere yazmıştım mesela tüm yurtlara yazdım. Sadece bir tanesinden olumlu dönüş alabildim. Bu yüzden hepsine yazın. Olmadı kabul etmezsiniz yani beğenmediğiniz bir yerse bile ama her zaman bir B planınız bulunsun tavsiye ederim. Bununla ilgili uzun bir videom var. Yurdu da gezdirmiştim kaldığım yurdu. İzleyip yurdumun nasıl bir yer olduğunu da görebilirsiniz. Bunu da bu şekilde, bu soruya da bu şekilde bir özet verelim. Ve sonraki soruya geçelim.
Bir sonraki soruda Kemal abi bana demiş ki, geldiğinde ne tür sıkıntılar yaşadın? İlk etapta seni zorlayan şeyler neler oldu? Geçim sıkıntısı zorladı arkadaşlar. Yani para azdı. Bunu zaten bir sonraki soruda ben söyleyeceğim. Çünkü bu sonraki soru direkt bununla alakalı. Sonra sigorta yaptırma problemi vardı. Onunla biraz uğraştık. Ondan sonra nelerle başka uğraştık? İlk başta arkadaşın yok, ailen yok. Tabii onların bir boşluğunu hissediyorsun. Bu zorluyor. Yani çok zorlamıyor belki ama bir tık içinde ukde oluyor diyeyim. İlk başta arkadaş yapması da inanın kolay değil. Çünkü ya, uzaksınız. Bir kere kültürünüz uyuşmuyor. Tabii ilerleyen dönemlerde çok yakın arkadaşlar edindim daha önceden de söylediğim gibi. Ancak ilk başta bir onlarda zorlanıyorsunuz. Bunun dışında dersler İngilizce. Bu ilk başta sizi zorlayabilir. Ben birazcık alışkınım İngilizce aktiviteler yapmaya. Bu yüzden beni inanılmaz zorladığını söyleyemem. Yani çok da iyi bir şekilde geçtiğimi söyleyebilirim ben tüm derslerimi. Bu yüzden mutluydum. Yani İngilizce ders almak güzel bir deneyim oluyor. Dediğim gibi yani Avrupa'ya gitmek zaten güzel bir deneyim. İngilizce ders almak güzel bir deneyim. Bunların herkesin yaşaması gerektiğini düşündüğüm deneyimler. O şekilde tabii ilk başta zorlanıyorsunuz bir ilk özellikle 2 hafta. Ondan sonra her şey yarı ayına oturuyor diyebilirim. Yani gayet kendim ya iş de buldum. Sağ olsun orada çok sevdiğim bir Türk abilerim var, amcalarım var. Sağ olsunlar bana orada yardım ettiler. Buradan onlara da selamlar, sevgiler. Onlar yardım etti. Daha sonra bisiklet sattım, o şekilde paramı kazandım. Birazdan bununla ilgili daha detaylı bilgiler vereyim ben size. Bir dahaki sorumuz, geçim konusunda bize bilgi verir misin demiş Kemal abi. Aylık giderlerin ve gelirlerin geçimin nasıl oluyor? Genel olarak bunu sormuş. Şöyle diyeyim, benim aldığım burs yıllık 2200 franktı. 2200 frank sizin kiranızı ancak karşılıyor. Çünkü benim kaldığım yurt ödediğim para 500 franktı aylık. Yani 495 ama 500 diyelim biz ona düz. Ve tam olarak size şöyle diyeyim, kirayı bile karşılamıyordu. Benim önceden biriktirdiğim paralar vardı ancak bu yani yetmekten çok uzaktaydı. Gerçekten ilk dönemi belki çıkarabilirdim ancak daha sonrası için yetecek param yok diye düşünüyordum. Çünkü sigorta da çok büyük bir sıkıntı. Ya abi sen de biliyorsun bunu. Bunu bizim video benim videomda da açıklamıştın sigortanın nasıl bir bela olduğunu. İlk başlarda ben 300 frank 300 frank ödüyorum ama 300 frank öderken içim parçalıyor abi. Yani çünkü çok büyük para. 300 frank o zaman 7 frank. Şu an daha da fazla da. Yani 2100 lira 2100 lira ben vermek yani ciddi anlamda içimi parçalıyordu. Daha sonra aslında ben bunun fark ettim ki bir yere başvurabiliyormuşuz. Ve bu başvurduğumuz yer bize bir burs da o sağlıyordu neredeyse. Çünkü sigortamın benim tamamını sonraki kaldığım aylarda devlet karşıladı. Bunun için bir başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmanız gereken yerin ismini şu an inanın hatırlayamıyorum tam olarak Almancasını. Ancak sosyal ilişkiler tarzında bir Türkçesi vardı çevirisi olarak. Social Works ya da tam inanın hatırlayamıyorum ancak ben size videoda yazı olarak yazdırayım Kemal abiye ben onu atıp. Oraya başvurup sigortamı tamamen ona karşılattıktan sonra benim aslında çok bir harcamam kalmadı. Ne kaldı? Kiraya 500 veriyordum. Ben bisikletle yolumu da sağlıyordum, geçimimi de sağlıyordum gerçi. Dolayısıyla yola da bir para ödemiyordum. Aynı zamanda yemeğe de ben aylık 150 frank 200'den fazlasını vermiyordum hiçbir zaman. Gerçekten tutumlu bir insanım zaten. Yemek konusunda daha da tutumlu davrandım. Çünkü ilk başlarda benim bu sigorta olayı çok zorladığı için sigorta artı kira parayı yetirmek için inanın her şeyden kıstım. O şekilde yemek yiyordum. Bu yüzden aslında benim çok bir harcamam yoktu abi. Yani aylık 700'den fazla harcamıyordum ben sigortayı çıkarttıktan sonra. Sigorta ile beraber 1000 frank kadar bir harcamam oluyordu. Ancak dediğim gibi başvuru yaptıktan sonra sigortayı da tamamen devlet karşıladı. Bunun dışında benim işte bisiklet satıyordum dediğim gibi. Bisiklet satarak biraz para kazanıyordum. İkinci el alıyordum, tamir ediyordum biraz onları. O şekilde satıyordum. Böyle abi yani bunun dışında çok bir geçim sıkıntım da olmadı açıkçası. İlk başlarda çok vardı dediğim gibi ondan sonra birazcık daha hem sağ olsun işte orada yardımcı olan abilerim oldu. Aynı zamanda işte bir şekilde kendim uğraşarak bisiklet satarak vesaire para kazanmaya çalıştım. Aynı zamanda başka bir iş daha yapıyordum. Çanta taşımacılığı yapıyordum ben. Yani böyle mal götürme falan gibi düşünmeyin. Yani çanta taşımacılığı biraz tuhaf bir kavram oldu. Ancak sırtıma çantamın bir reklam asıyorlardı. Ben de o reklamı taşıyordum. Ve bu sayede her gün 5'er frank veriyorlardı. Açıkçası düşük bir para baktığınızda. Ancak günlük yemek ihtiyacımı benim karşılayabilecek bir paraydı 5 frank yaptığım market alışverişiyle. Zaten diğer mutfak
ortak kullanıma açık bir mutfağımız vardı yurtta. Bu şekilde yemeği kendim yapıyordum ucuza gelmesi açısından. Dışarıdan pek fazla yemek yemiyordum açıkçası. İşte gezmek isterseniz belki gezmeye birazcık ekstra para harcayabilirsiniz. Bunun dışında benim diyebileceğim çok da bir şey bulunmuyor. Dolayısıyla videonun da sonuna geldik. Soruların da sonuna geldik. Kemal abiye çok teşekkür ediyorum beni burada ağırladığı için. Sizleri de sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen videolarda da görüşürüz. Benim kanalımda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abime de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler. Evet Serdar kardeşim, ağzına yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmışsın, güzel bir video çıkarmışsın, bildiklerini aktarmışsın. Umarım merak eden kardeşlerimize, bu konuda ilgisi olan kardeşlerimiz için aydınlatıcı bir video olmuştur, aydınlatıcı bilgiler olmuştur. Dediğim gibi ağzına yüreğine gönlüne sağlık. İnşallah bir gün yüz yüze de seninle tanışma fırsatımız olur. Evet gençler, dediğim gibi Serdar kardeşimin de kanalına açıklamadaki linkten veya şu an videonun sonunda çıkacak olan logosuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Video ile ilgili sorularınız veya kafanıza takılan konuları Serdar kardeşimin kanalına abone olarak orada yorumlarda kendisine de belirtebilirsiniz. Buradan da yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hoşça kalın.